Sen burada kalma konusunda ciddi misin ya? Hı hı. Neden kalmayacağız ki? Hani ne bileyim, sonuçta baban. Sen onu merak etme, hiçbir şey yapamaz. Yalnız tabii bu temelli kalacağız anlamına gelmiyor. Arada sırada kalırız. Aslanım benim. Kalalım tabii bugünlük. Yasemin. He. Ne garip değil mi? Çok. Vallahi böyle bir yakın olunca. İyi hissediyor bir insan. Sorma. De. Ana. Ben kekleri nasıl yapacağım oğlum yarına? Celal amcaların mutfakta. Olmaz. Şimdi onların Saadet teyzeyle uğraşmaktan kafası yanmıştır. Doğru. Ayrıca ben bu saatte bu yorgunlukla o Süheyla'yı çekemeyeceğim hiç mutfak için. Bak ne diyorum. Sen bir koşu mantıcıya git. Hı hı. Benim fırını kap gel. İyi, ben kapayım da. Burada olacak mı? Ay niye olmasın be, çırpacağız karıştıracağız vereceğiz işte fırına. İyi, ben kaçtım o zaman. İyi, koş. Koş. Ah ulan böyle ayrı gayda. Demir. Ne haber Ateş? İyidir. Sen ne yapıyorsun böyle akşam akşam burada? Ne bileyim, havalıyım dedim ya. Hava mı? Ha. Niye çardakta oturmuyorsun? Buradan daha güzel ya, evi karşıdan görünüyor. Ha. O anlamda diyorsun. Aynen. Sen hayırdır? Yasemin nerede? Kafede kek yapıyor. Kurtulamadınız yine bizden. Bu akşam burada kalıyoruz. Çatı katında. Yemin et. İyi, güzel. Ha, Yasemin fırın istedi ya. Sizde bir fırın varmış ufak. Vereyim mi? Hı, versene. Hayda. Gece gece ne karıştırıyor gene bu kadın? Yok, Yasemin haklı. Bu kadın iyice sınırı aştı. İstediğiniz gibi, nasıl arzu ederseniz öyle yaptıracağız. Çok güzel. Şu boya badana işlerini de yaptırırsınız değil mi? Yani bütün tabii odaları. Tabii kendi ustam var, hepsini yaptırırım. Ama istediğiniz... rengi konuşalım öncesinde. Tabii efendim, nasıl arzu ederseniz. Tamam, rengi. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Siz kontratı hazırlayın, ben imzalamaya geleceğim. Tamam efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir dakika. Ah, buyurun. Aa, siz Yasemin'in eşisiniz değil mi? Evet, Ateş ben. Peki, siz kimsiniz? Şenay ben. Yok, ben onu sormuyorum. Yani kimsiniz, nesiniz o anlamda. Anlayamadım. Tam olarak ne öğrenmek istediniz? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Şenay Hanım. Yani gayet basit bir soru. Ama... Dilerseniz şu şekilde de sorabilirim. Bir mantıcıda, bir kafede, bir komşu evde. Yani her yerdesiniz. Bir şeyin peşindesiniz ama neyin? Neyin peşinde olacağım canım? Sadece oturacağım bir... Kiralık ev falan filan. Geçin bunları Şenay Hanım. Yani bunlarla ancak kendinizi kandırırsınız. Fırını. Ha, Ateş geldi fırını istedi. Tam verdim fırını. Bir döndüm arkamı yok. Aa, nereye gitti ki? Bilmiyorum ki. Herhalde bir yardım falan istedi. Bu da süper kahramancı ya. İşte gitti. Ne alacak? Saadet teyze nasıl? Vallahi en son kafada havai fişekler patlıyordu da. Yatırdık yani. Annem dedi ki vücuttan hani atana kadar onu. Attıktan sonra tamammış da atana kadar işte. Bana bak. Kimse görmedi değil mi seni buraya gelirken? Ne alaka ya? Demir yani şimdi Süheyla falan işkillenmesin ya. İşkillenirse işkillensin Allah Allah. İşkillendiğiyle kalır ne olur yani. Delirdin herhalde sen. Ya kızım ne alakası var ya? Sen yani burada olmak mı zorunda bu? Sen gelsene dükkanda yap. Bizim evde yap. Oldu. Aman almayayım ben. Ben burada çok iyiyim Demir Allah aşkına. Olacak mı ki bu fırınla? Maharet elde oğlum, elde. Fırında değil. Allah Allah. Elde mi? Çeki bakayım. Bakayım neymiş bir. Dur. Sen ne anlarsın be kekten? Ben kekten anlamam.
Benim derdim yapan da. Kolun acımaz. Ayşen'le bir derdiniz olduğu belli. Kusura bakmayın ama bunun ne olduğunu bana söylemeden hiçbir yere gidemezsiniz. Ayşen, Yılmazların küçük kızı. Evet, şu gizli gizli fotoğraflarını çektiğiniz Ayşen. Fotoğraflar mı? Fotoğraflar. Şöyle göstereyim ben size. Siz bunları telefonumu kafede unuttuğum gün, üzerime pasta döktüğünüz gün çaldınız değil mi? Çok enteresan değil mi? Yani ne kadar saklarsanız saklayın, gerçekler her zaman gün yüzüne çıkar. Bunu iyi bilirim. Fakat konumuz bu değil. Şimdi siz bana Ayşen'le ne derdiniz olduğunu söyleyeceksiniz. Ya da ben gidip Celal amcalara her şeyi anlatacağım. Sonrasını biliyorsunuz, karakollar, polisler, avukatlar vesaire. Peki, siz bilirsiniz. İyi geceler. Ayşen. Benim kızım. Kızınız mı? Evet, benim kızım. Ne diyorsunuz siz hanımefendi? Yani ne kızından bahsediyorsunuz? Nasıl olur? Hayat sürprizlerle dolu işte. Ayşen benim kızım. Ben sadece kızımı biraz daha yakından tanımaya çalışıyorum. İsterseniz Celal Bey'le her şeyi anlatabilirsiniz. Ya da beni bekleyin. Ben kendi yöntemlerimle çözeyim. Ben de öyle tahmin etmiştim. Gerek yok, sizde kalsın. Benim ihtiyacım yok artık.